Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere gaga taşının yapımından bahsedeceğim. Yeni malzemelerimiz de geldi. Aceleden yapacaktım aslında, zamanım yok ama hani siz de görün diyerekten hemen hızlıca başladım videoya. Maalesef biraz arka planımız kirli, sağ olsun kuşlar hemen yine kirlettiler, bu yüzden kusura bakmayın. Öncelikle gaga taşlarımın örnekleri burada. Çok da büyük, çok da güzel olmuşlardı. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu sefer güvercin kumundan katacağım ama hani çok fazla katmayacağım. Genel anlamda kömür, ince kum karışımı olacak. Ekstra olarak da yine aynı şekilde kirli güvercin kumu da katacağım ama yine ağırlığı bu ikisine vereceğim. Normal giritli kum katmaya gerek yok. Zaten bunun içerisinde giritli kum var. Onun içinde de ufak tefek giritler mevcut. Hani midye kırıkları vesaire mevcut. O yüzden ekstra olarak da katmayı da düşünmüyorum. Tellerim burada arkadaşlar, maske tellerini de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bunlar maske tellidir. Kullanabilirsiniz. Bunlar da genelde paketlerin ağzını kapatmak için kullanılan tellerden. Yani ben de böyle kısım kısım var. Bazısı mesela elektronik aletlerin kablolarını bağlamak için olan tellerden. Öyle kullanacağız işte, birkaç tane böyle takacağız. Bunların bir kısmı karton bardak, bir kısmını set bardağı yapacağım. Ve karıştırma çubuğu olarak bir efsane plastik tinek. Vallahi arkadaşlar çubuk falan bulamadım. Aceleye geldi dediğim gibi. Çünkü çok fazlasıyla işim var. Hemen bunu aradan çıkartmam gerekiyor. Hemen dedim size de videosunu çekeyim. Çünkü siz de görün istiyorum. Alçım da burada. Alçı da iki çeşit alçı. Saten ve karton piyer alçısı. Vallahi bizim Nalbur'a gittim. Dedim abi bana iki çeşit alçı lazım. Karıştır. Göz kararı karıştırdım arkadaşlar. Saten, pardon, karton piyer galiba daha hızlı donuyordu. Saten biraz daha geç donuyor. Ama ben ikisini karıştırınca daha da sağlam olduğunu düşünüyorum. Şimdi kaşık alacağım arkadaşlar. Bir ölçü şeyim de yok ama bir yemlikle de ölçebiliriz gerçi. Şöyle yapalım, bardakla ölçelim. Daha garanti olur. Ben şimdi içine bir dökeceğim buradan alçıyı. Evet, şimdi buraya koydum. Yani yaklaşık bir 20-21 tane falan bardağım var. Bir 8 tane falan mı ne bundan var. Geri kalanlar da bunlar. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bir de burada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Illuvik var. Normal Powermax'ten aldığım bu ürün. Normalde ben dediğim gibi Powermax'in hiçbir ürünü kullanmazken bu çok dikkatimi çekmişti. Ama şöyle bir sorun var. Ben nemlendirme makinamda soğuk buhar cihazında kullandım. Bir süre sonra bu soğuk buhar cihazı bunu vermemeye başladı. Yani çalışmamaya başladı. Galiba bozdu, bilmiyorum. Bozmaz demişti. Normal üreten sahibine soruldu soru. Bozmaz denildi ama bilmiyorum yani. Bozduysa da yapacak bir şey yok yani bu saatten sonra. Şimdi arkadaşlar tek elle bunu açmam tabii mümkün değil. Bunu ben suyun içine katacağım. Yani homojen bir şekilde karışabilmesi adına bu alçıyı suya katacağım bunu. Katma sebebim de şu. Yani bunun içinde yani naneli bir kokusu var zaten. Ben geçenki gaga taşımda okaliptüs yağı katmıştım. Bu sefer arkadaşlar bunların hepsi zaten karışık. O yüzden mentol falan hepsi içinde. Ben de şöyle yapacağım. Göz kararı suyun içine ekleyeceğim. Önce ben bir açayım. Yani açar açmaz bile o kadar ağır kokuyor ki. Evet, şöyle yeşili yaptı. Yani göz kararı dediğim gibi. Benim her şeyim göz kararı. Yani her şeyde tabii öyle şey yapmıyorum. Ölçülü olması gereken şeylerde ölçüyü katıyoruz ama. Bunda zaten çok fazla yayada çok az diye bir şey yok. Yani gaga taşında azı yetersiz gelmez. Çoğu da zarar vermez. Çok azıcık daha katıp hemen ağzını kapatacağım. Evet. Çok fazla bir şey gitmedi yani bunun için şu anda. Üzerine su ekleme durumumuz da olduğu için birazcık bir tık daha fazla kattım. Şöyle bir saniye şeyin ağzını kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere kömür aldık. Anasonlu kuş kumu aldık. Bir de böyle güvercin kumu aldım. Güvercin kumunu buradan aldım. Bunların ikisini zaten alışverişi yaparken siz Akyol kardeşlerden gördünüz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Önceliğim birazcık bunu bunlarla karıştırmak, sonrasında zaten suyunu eklemek. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Soda kullanmıyorum şu anda. Kullanmayı da düşünmüyorum. Öncelikle şunların hepsini bir ağzını açayım. Sonrasında yavaş yavaş içine katmaya başlayalım. Evet, yavaştan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kuş kömürü sindirime yarıyor. Aynı şekilde gerçi bütün kumlar sindirime yarıyor ama şöyle de bir durum var.
Kuş kömürü zaten başlı başına diğer şeylerin içinde de var, görebiliyor musunuz? Bakın siyah siyah, aynı şekilde bunda da var, bakın şurada falan, ama genel anlamda çok az katılıyor. Eğer bunu ayrı bir şekilde alıyorsanız benim size tavsiyem mamaya katın, ama gaga taşı yapacaksınız içine katabilirsiniz. Bu arada bir tık daha alçı eklemek zorunda kaldım çünkü birazcık bunları fazla kaçırdım. Şu anda kuş kömüründen bu kadar, anasonlu kumdan bu kadar, yine aynı şekilde içine mide kırıkları mevcut. Burada da arkadaşlar mide kırığı ve güvercin kumu karışımından bu kadar kattım. Şimdi benim karıştırma kısmını sadece zaten size gösteremeyeceğim burada. Sudan azar azar ekliyorsunuz. Evet. Şimdi ben bir arkadaşlar karıştırayım çünkü gerçekten şey yapamayacağız. Sopam da yalnız çok güzel. Şöyle güzelce karıştıracaksınız. Bu su buna yetersiz gelecek. Farkındayım. 20 tane falan şeyimiz var. Bardağımız var. 20 tane kalıp demek oluyor bu. Pet şeye, yani pet bardağı pardon, yaparsanız daha rahat olur sizin için. Ama onun dışında ne bileyim farklı kalıplarınız varsa da onları da kullanabilirsiniz. Yeter, yani yeteri kadar yapın arkadaşlar. Yetmezse tekrardan aynısını yapma şansınız var, ama fazla gelirse malzeme bazen yetersiz olabiliyor şunlar. Pet bardaklardan falan bahsediyorum. Bazen yetersiz kalabiliyor. Hani bence bu alçımız az olsun. Elimizde malzeme olduktan sonra bunun sayısınca yine çıkartabiliriz, ama yani ziyan etmeyin bence malzemeyi. Çünkü gerçekten işe yarıyor bu kumlar. Benim hoşuma gidiyor en azından. Hani kullandığım süre boyunca sürekli olarak memnun kaldım ve kuşlarım da çok fazlasıyla tüketti. Şimdi isterseniz ben şunu güzelce bir karıştırayım. Burada can çekişiyorum çünkü bunu karıştıracağım diye. Bir elimde telefon varken karıştıramıyorum. Güzelce ben bunu bir karıştırayım. Tekrardan açayım videoyu. Evet arkadaşlar, su çok az bir şey kaldı dibinde. Şöyle gösterebilirim. Çok az bir şey. Buna da gerek yok zaten. Şu kıvamı alacak. Bakın hafif akışkan bir kıvam. Ama koyuluğunu da belli edecek. Ben tabi birazcık daha içine kum eklemek zorunda kaldım. Ya sizin kurtarıcınız arkadaşlar şu ince kum var ya, anasonlu dediğim. Akyol'dan aldım. O kum. Normalde koyacaksanız ağırlığı ona verin. Tabi güvercin kumu falan da çok güzel aslına bakarsanız, ama bunda birazcık daha böyle sanki çakıllı bir kıvam veriyor. Ama bakın şuna, bir detayına bir bakın. Bunu normalde bardağa doldurduğumuzda çok daha rahat olacak bizim için. Şöyle göstereyim. Yani hani genel anlamda kıvamı bu şekilde ve bilmiyorum fark ettiniz mi, önceki gaga taşların biraz daha pembemsiydi. Sebebi şu, içinde güvercin kili var. Kil katıyorduk. Ama bu sefer birazcık daha formatı değiştirdik. İçine kömür, ince girikli anasonlu kuş kumu ve aynı zamanda arkadaşlar yine güvercin kumuyla beraber girit kum karışık bir karışımım vardı. Ondan kattım. Suyuna da karıştırdım, sulandırdığım suyuna da arkadaşlar İlukbik kattım, Power Max'in. O da bir mentol kokusu veriyor. Gerçekten o da yani güzel yakışıyor içine. Kıvamı bu. Yalnız şöyle şunu belirteyim. Arkadaşlar gaga taşının şu anda alçının kıvamı genel anlamda bu olmamalı. Normal bir alçıyı karıştırdığınızda kullanırken kıvamı bu olmamalı. Ama ben muhabbet kuşlarında hafiften böyle sıvı yapıyorum. Akışkan yapıyorum. Şimdi içine saten ve karton pier alçısının olmasıyla beraber kuruması daha hızlı oluyor aslına bakarsanız. Ama ben şey yapmayacağım arkadaşlar. Mesela atıyorum 2 günde kuruyorsa bırakacağım. 3 günde kurusun, 4 günde, 5 günde kurusun. Hiç önemli değil. Benim amacım şu arasındaki alçının içine ne bunlar gömülsün. Önemli olan zaten budur. Yani önemli olan kıvamı ayarlayabilmek. Yani şu içindeki kumlar ne alçıya gömülsün ne de arkadaşlar alçıdan fışkırsın. Amacım bu, yani kıvamını doğru ayarlamak. Yani benim de düşündüğüm şu an için doğru ayarladım. Çünkü bu kıvamda çok fazla fışkırmayacaktır içinden. Mesela bunlarda da öyle, bakın yedikçe içinden çıkıyor, görebiliyor musunuz? Bunda çok fazla bir şey yok dışarıdan gözüken, normal bir gaga taşı. Ama diğerlerine bakıldığında yedikçe içinden kumlar çıkıyor. Yani aslına bakarsanız amacım bu. Ve onların da kıvamını ben bu ayarda yapmıştım. Bu şekilde ayarlamıştım. Şimdi ben bunların hepsini kenardan bildiğiniz dökerek bunların içine koyacağım. Ne kadar koyduğumu da zaten göreceksiniz. Hepsini eşitledikten sonra birazcık bekleyecek, bir 15-20 dakika kadar hafiften bir kendine gelecek. Ve sonrasında arkadaşlar tellerini yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar mahvolduk. Burada artan bardaklarımız var. 2 tane pet bardak, 2 tane de normal kartonlardan arttı. Bunlar zaten hemen hemen sayısıncaydı. Onlardan da toplamda 4 tane artmıştır. Bu kadar yaptıktan sonra bir saniye şu tabureyi götürelim altımızdan hemen. Arkadaşlar şöyle, tamam mı? Bunu iyice bir oturtuyorsunuz içine ki bunu yapma sebebim şu. İçinde
hava boşluğu kalmasın. Amaç hava boşluğu içinde bırakmamak. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve pet bardaklarda şu alt kısmına dikkat edin bakın. Tam netleyemiyorum şu an elimle, evet, biraz tersi tutuyorum telefon ama bakın. Otururken şöyle hafif tam oturmasını sağlayın ki altı yamuk olmasın. Şöyle. Zaten karton bardaklarda öyle bir problem yok. Bunlar tam oturuyor. Bunu yapma amacımız dediğim gibi tekrardan içinde hava boşluğu kalmaması adına. Zaten hafif sıvımsı olunca tam anlamıyla doluyor boşluklar. Evet. Evet, buna iki tane bardak koymuşuz. Bu son kalan, birazcık az oldu. Malzeme aslına bakarsanız tam geldi gibi ama tabi bardağımız biraz fazla. Toplamda ne kadar oldu bakayım. Ha, bu arada teller konusunda da şey yapmayın. Acele etmeyin arkadaşlar. Teller konusunda takarsınız yani. Şu an biraz sıvı olduğu için içine gömülecektir. Bir 10 dakika sonra telleri de takarız. Şu ne diyordum ben az önce ya? Bir şey diyordum valla. He, kaç tane oldu diyordum. 3, 6 tane pet bardak oldu. 2, 4, 6, 8, 10 tane de öyle oldu. 16 tane toplamda gaga taşımız oluyor. Kaç tane? Aha valla araya girdi. Kaç tane arkadaşlar şimdi şeyimiz var. Kafesimiz yaklaşık 19 tane falan. Şurada da var eksikler ama yenilerden aslına bakarsanız kemirmelerini isterim. Biz şöyle yapalım isterseniz. Ben azıcık daha şuraya ekleyeyim. Şu son suyla da az bir şey daha yapayım. Çünkü bu sefer hani normalde bunlar bana yeter de şu anki sistemde. Yeni kafesleri de düşünmek lazım. Şunu da çıkartalım artık, bu da burada. Sanki ayrıcalıklı gibi duruyor. İsterseniz şöyle yapalım. Ben az bir şey daha ekleyeyim. Hem de siz o sırada şey yapmamış olursunuz, beklememiş olursunuz. Evet valla arkadaşlar bu kadar çıkartabildim. Daha da uğraşmayacağım. Bu da boş. Şimdi bunları da hemen bir göstereyim. Şöyle sağlam benim işime yarayacaklardan. Çünkü daha rahat göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tanesini şu ilk yaptıklarımdan mesela, hangisi? Şu ilk yaptıklarımdan biri. Daha tam kurumadı ama size gösterme amaçlı yapıyorum. Şöyle hafif şu ortasını şöyle V şekilde duracak bu. Şöyle. Tam ortasına gelecek şekilde şöyle koyacaksınız. Hani onları da büküp birleştirebileceğiniz ayarda olsun. Şöyle hafiften tekrardan vurup tam anlamıyla oturtacaksınız. O da öyle kurumaya kalacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bazısı böyle yüksek oldu. Bazısı biraz daha az oldu. Ama hiç önemli değil. Normal kuşlarımıza gayet güzel içerikli, şöyle daha net olsun, bir gaga taşı yapmış olduk. Tam netleyemedim. Arkadaşlar bir de şu kenarlarda birikmiş olan, sürülmüş olan alçılara bir bakın. Onlar zaten zamanı geldiğinde şey olacak. Hani kuruduğunda elimizle alabileceğiz. O kadar incelikli olmuş olacak. Herhangi bir sorun olmamış olacak yani. Bu aşama böyle. Ben şimdi hepsine beraber bir şeyleri yerleştireyim. Ondan sonra kuruyunca tekrardan gösterelim. Evet arkadaşlar dondu. Yaklaşık aradan bir 2-3 saat falan geçti. Çok da güzel bir mentol kokusu yayılıyor. İlk yaptıklarımız daha sağlam bir şekilde kurudu. Son yaptıklarımız bir tık daha sıvı olduğu için bakın bu, bilmiyorum fark ediyor musunuz ama bakın bu biraz böyle su bıraktılar. Mesela şu biraz böyle su bıraktılar ama hiç önemli değil. Mesela diğerleri çok ama çok sağlam oldu. Çok güzel oldu, bilmiyorum, ben çok beğendim. Şimdi bunlar burada daha kuruyacaklar. Kuruduktan sonra zaten bir sonraki videomda görürsünüz. Hani illaki çıkarttıktan ya da ondan bir sonraki videoda olabilir. Biraz fazla bekletmeyi düşünüyorum. Bakın bunlar zaten kuruyunca şöyle dökülüyorlar. Hani o kenarda kalan kısımlara takılmayın. Ha, bakın onlar şöyle zaten ben şey yapmadan önce bakın şöyle yaptığımı kenarları bir anda dümdüz oluyor. Onu da fazlalığında dökersiniz zaten. Şimdi arkadaşlar ben bunları biraz böyle fazla bekleteceğim. Burada ne kadar unutursam o kadar iyi. Çünkü bunların çok sağlam olmasını istiyorum. Son derece güzel kurumasını istiyorum. Geçen ben yaptığım gaga taşında biraz erken açtım. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Maalesef ki bir tık yumuşaktı. Şu taban kısımlarında ufaktan böyle açılmalar oldu. Bunun olmasını istemiyorum. Çoğu güzel tutmuştu ama yine açılmalar olan oldu. Hani diyorum bir gün kuruyacağına 2 gün 3 gün kurusun. Benim için kafam rahat olsun. Derdim o biraz da. Bakalım şimdi bunlar böyle kuruyacak.
Ya sonraki videolarımda illaki görürsünüz zaten gaga taşlarımızı. Tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.